Mutlu bir gün, güzel bir gün ve kalabalık görmek burayı çok güzel. Hepiniz hoş geldiniz. Yaşam Kilisesi'nin 7. kuruluş yıl dönümüdür. Hepimize hayırlı olsun. Kutsal ruhun, aynı kutsal ruhun altında olduğumuz için zaten benim söyleyeceklerimi hemen hemen herkes söyledi. Aslında burada bırakabilirim ama ben bir de benden dinleyin. Ve ayetimizi alarak başlayalım. İsa büyüdüğü Nasra kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü Havra'ya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona peygamber Yeşaya'nın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa, dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı. Ve haçın üzerinde tamamlandı deyinceye kadar da konuşmaya, öğretmeye devam etti. Çünkü Mesih tamamlamak üzere gelmişti. Lütfu tamamlamak üzere gelmişti. Yasanın boyunduruğunu kırmak, insanları özgürlüğe kavuşturmak ve onları lütufla zenginleştirmek için gelmişti. İşte bu yüzden lütfu, İsa Mesih'in ilan ettiği lütuf yılını kilisemizde bu yıl yaşamak üzere lütuf yılı olarak ilan ettik. Ve kutlu olsun Yaşam Kilisesi'ne nice 7 yıllara diyoruz. Burada Rabbin sayesinde toplandık ve biraz önce kardeşlerimizin söylediği gibi 7 yıldır burada toplanıyoruz ve şuna eminim, İsa Mesih söz verdi, bir gün geri gelecek ve o güne kadar Yaşam Kilisesi toplanmaya devam edecektir. Ama bu binada, ama başka bir yerde. Bu hiç önemli değil. Yaşam Kilisesi bizim olduğumuz yerdir, sizin olduğunuz, birlikte olduğumuz yerdir. Çünkü kilise bir bina değildir, taş değildir, tuğla değildir. Kilise topluluk demektir ve kilisemiz işte buradaki insanlardır. Ve biz neredeysek orada olacaktır. Ta ki Rabbin kendisi gelinceye kadar ve o güne kadar bizler bir arada Rabbin yeryüzündeki bedeni olarak, evet Rabbin yeryüzündeki bedeni olarak kalacağız. İnsanlar değişecek. Resimlerde gördünüz belki. Gelenler oldu, gidenler oldu. Ülkesine dönenler oldu. İlk kez gelen kardeşleri görüyorum. Bu böyle sürecek ama İsa Mesih'in yeryüzündeki bedeni kilise olarak kalacak. Ta ki İsa Mesih gökten gelip aramıza katılıncaya kadar. Şimdi burada kurucularımızı sevgiyle anıyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir şeye vesile oldunuz. Çünkü bu kiliseyi hiç yoktan var etmekle kaybolmuş insanlara yani bizlere bir yuva kurmuş oldunuz. Karanlıktan, korkudan, kaybolmaktan kurtulmuş olduk. Ve gün kararmadan, zamanın sonu gelmeden başımız sokacak bir yer bulduk ki burası Tanrı'nın koruyucu elinin altıdır. Buradaki insanlar mahvolmayacaktır. Çünkü Tanrı'nın sözü uyarınca yok olmaktan kurtulmuşlardır. Hamdolsun. Rabbin lütfunun üzerimizde olduğunu biliyoruz. Bu yıl eminim ki lütuf üzerine lütuf, bereket üzerine bereket alacağız. Çünkü 7. yıldayız. Peki neden 7? 7 önemli bir sayı. Her kültürde önemli bir sayı. Dünyanın her yerindeki insanlar 7 sayısını çok önemserler.
Neden? Çünkü Rab Tanrı yaratılışı 6 günde tamamladı. Ve 7. günü dinlenme günü olarak ilan etti. Kendisi için değil, insanlar, hayvanlar ve bütün canlılar, hatta tarlalar için bile dinlenme olarak ilan etti. Böylece 7. gün ve 7. yıl kutsandı Tanrı tarafından. Hafta neden 7 gün diye hiç merak edeniniz oldu mu? Ben küçükken etmiştim. Neden 7 gün? Neden 10 gün değil? Şöyle yuvarlak hesap olsun. 5 gün olsun. Neden 7? Şimdi öğrenmiş oluyoruz. Çünkü Tanrı 7 sayısını getirdi. Bir haftayı 7 gün yaptı ve 7. günü dinlenme günü olarak ilan etti. Ve 7. yılı da dinlenme yılı olarak ilan etti. Çok güzel. Çıkış 23'ü 10'da ne diyor? Toprağınızı 6 yıl ekecek, ürününü toplayacaksınız. Ama 7. yıl nadasa bırakacaksınız. Öyle ki halkınızın arasındaki yoksullar yiyecek bulabilsin. Onlardan arta kalanı da yabanıl hayvanlar yesin. Bağınıza ve zeytinliğinize de aynı şeyi yapın. 7. yılı tarla için bile dinlenme yılı olarak ilan etti Tanrı. Ve hayvanlar için ve insanlar için ve bütün canlılar için 7. yılı da bir dinlenme yılı olarak ilan etti. Hafta tatili de Tanrı'nın hediyesidir. Evet, bazı patronlar insafa gelip sen 6 gün çalıştın, git biraz dinlen, pazartesi gene gelirsin demediler. Bunu Tanrı söyledi. Bir insanı her gün çalıştıramazsın. Kölen de olsa, eşin de olsa, çocuğun da olsa, hayvanın da olsa 7. gün mutlaka dinlenecek dedi. Böyle olduğu için de bir hafta tatilimiz var. Hamdolsun. Ve evet 7. yılda bu şekilde kutsanmıştır. Ve 7. yıl Tanrı tarafından lütuf yılı olarak ilan edildi. O yıl dinlenme yılıdır. Ama bizim için bu daha çok şevkle, daha çok istek ve arzuyla ve Tanrı'nın lütfunun üzerimizde olduğunu bilerek geçecek bir yıl olsun diyoruz. Bu yıl tamamlandığında daha kalabalık olalım, daha çok insana müjdeyi ulaştıralım, daha çok insanı kurtuluşa çağıralım istiyoruz. Çünkü Tanrı'dan lütuf aldık. Tanrı bize lütfetti. Lütuf, hiç hak edilmedik bir şey karşılığında verilen şeydir. Biz hak etmedik, Tanrı bize merhamet etti onun için. Hiç çalışmadan, hiçbir emek vermeden bir şey elde etmek güzeldir. Bunu hepimiz severiz. Zaten hikayemiz böyle başladı. Cennette bir ağaç vardı. O hakkımız değildi ama hemen ona gittik. Neden? Çünkü seviyoruz hakkımız olmayan bir şey. Ve hala seviyoruz. Kolay yoldan kazanmak güzeldir. Hiç çalışmadan kazanmak güzeldir. Bir anda zengin olmak güzeldir. Zenginlik, geçen hafta konuşmuştuk. Kardeşim anlattı. Rockefeller, dünyanın en zengin adamı. Ne diyordu? Biraz daha. Bütün dünyanın en zengin adamı ama biraz daha diyor. Çünkü biz seviyoruz. Bu bizim doğamızda var. Biraz daha, biraz daha, biraz daha biriktirelim. Zenginliğimiz olsun. Zenginliğin en büyük ifadesi nedir? Devletlerin, insanların zenginliği. Altın. Altın olarak biriktirelim. Altınlarımız olsun. Kasalarımızı dolduralım. Çünkü altın çürümez, bozulmaz, aşınmaz, paslanmaz, hiçbir zaman ışıltısını yitirmez. Bu yüzden çok değerlidir ve çok da az bulunur. O yüzden insanlar çok değer vermiş ve zenginliği, refahı, mutluluğu altınla özdeşleştirmişler. Bu gerçek bir değer. Kağıt para mesela semboliktir. Ama altını insanlar gerçek değer olarak görür. Geçenlerde bir toplantıda bir kiliseden
kardeşimizle konuşmuştum. Yurt dışı kökenli bir kardeş. Nasıl dedim oradaki insanlarla aran? Çok iyi dedi. Seviyorlar beni. Yani kiliseye gelmeseler de seviyorlar, sayıyorlar. Ve şey istiyorlar ondan, en büyük istekleri, bir dedektör getirir misin yurt dışından? Dedektör. Çünkü altın arayacaklar. Şuna inanıyorlar, yerli dedektörler, yani burada satılanlar maalesef zayıf. Hükümet onları sınırlamış belli bir aralıkta ve eski altınları bulamıyorlar. Biraz daha derini gösteren dedektör istiyorlar. Çünkü o bölgede eskiden başka inançtan insanlar yaşıyordu ve onlar ayrıldılar maalesef. Herhalde onlar ayrılmadan altınlarını buraya gömdüler. Onu bulabilmek için güçlü bir dedektöre ihtiyacımız var. Ne istiyorsunuz? Adam kilise kurmak için dünyanın öbür ucundan geldi. Dedektör. Dedektör istiyoruz. Güçlü olsun ama. Evet, altın. Altın böyle dedektörle aranır. Bir de şöyle tepsi gibi elekte çevirirler biliyorsunuz. Dökerler falan. Filmlerde gördük. Bunun için her yere gidiyorlar. Soğuk, kar, kış demiyorlar. Çölleri aşıyorlar. Dağlardan geçiyorlar. Okyanusları, denizleri aşıyorlar. Altın neredeyse oraya hücum ediyorlar. Burada hastalıklarla uğraşıyorlar. Mikroplar, böcekler, vahşi hayvanlar var. Hepsiyle başa çıkıyorlar. Olmadı, başka insanlarla başa çıkıyorlar. Savaşıyorlar onlarla. Çünkü altın sınırlı ve o altını elde etmek için savaş yapıyorlar. İki kişiden birisi ölecek. Bunu biliyorlar başlarken ama altın istiyorlar. O kadar değerli ki altın burada canını feda edebilir. Güzel. Şimdi ben size daha kestirme bir yol anlatacağım. Simya hiç duydunuz mu? Alkemi, İngilizcesi alkemi galiba değil mi? El kimyadan geliyor Arapçada. Bu bir şeyleri dönüştürüp altın yapma sanatı, bilimi, büyüsü, her neyse. Bunların üçü de eskiden aynı şeydi. Bir şeyler yapıp altın yapıyorsun ve bir anda zengin oluyorsun. Kimseyle savaşmana gerek yok. Uğraşmaya da gerek yok. Altın yapabilirsiniz bu şekilde. Simya diyoruz buna. Yalnız bunun da incelikleri var. Bir sürü garip yöntem var. Çok gizli kitaplar var bunun için, kalın kalın. Onları araştırıyorlar, okuyorlar. Ve yöntemler var. Damıtma, arıtma, karıştırma, kaynatma, eritme vesaire, saflaştırmaya çalışıyorlar maddeyi ki içindeki altın ortaya çıksın. Onlar şuna inanıyorlardı. Başka maddelerin içinde altın olabilir. Eğer onları ayırabilirsek ortada altın kalır. O zaman bunu uğraşalım biraz. Ve kitaplar, yöntemler elden ele dolaşıyordu gizlice. Ve bu bilgileri kolay kolay da paylaşmıyorlar. Yoksa herkes altın yapar. Kömür gibi altınlar birikir, yığın yığın. O zaman değeri olmaz. Bunu tabii yapmak için, maddeyi saflaştırmak için insanlar kendilerini de saflaştırmaları gerekiyordu. Abdest benzeri şeyler yapıyorlardı dıştan temizlenmek için. Sonra gök cisimlerine bakıyorlardı, astroloji. Onların uyum içinde olması lazım. Ve bunların hepsi hazır olduğunda o süreci gerçekleştiriyorlar. Ve altın çıkıyor ortaya. Tabii teorik olarak. Eğer bir şey altın çıkmamışsa bir şey eksik kalmıştır. Tekrar süreç yeniden başlıyor. Malzeme nedir? Bunun malzemesi neden yapılır? Helva biliyorsunuz un, şeker, yağ lazım. Altın yapmak için ne lazım? Kurşun. Kurşundan yapıyorlar. Kurşun, lead mi İngilizcesi? Bir maden. Evet, ağır bir maden. Kurşundan yapıyorlar. Kurşun da bildiğiniz gibi pek değerli bir şey değil. Hatta hiç değerli değil. Eskiden balık tutardık. Oltaların ucuna kurşun bağlanır, atarsın ve takılır, gelmez.
Sorun değil, kesersin. Kurşun orada kalsın. Kayaların arasında sıkışmıştır, çıkmıyordur. Orada kalsın, önemli değil. Onu almam. Başka bir kurşun takarım. Çünkü ucuz, değersiz, çok var. Altın olsaydı suya girerdim ve çıkarırdım. Ama kurşun. İşte mesele burada. Kurşun ve altın. Şimdi düşünelim insanlar olarak. Değerimiz nedir? Elbette ki kendimiz açısından, bizi sevenler açısından değerimiz vardır, doğru. Ama dünya açısından bir gözden geçirin, sizi hiç tanımayan bir insan için. Mesela dün Endonezya'da tsunami olmuş galiba. Bayağı insan ölmüş. Bu bir haberdir. Kimin öldüğünü bilmiyoruz. Çok da insanlar bunu umursamıyor. Çünkü tanımıyoruz, bilmiyoruz. Ama çok ünlü birisi ölürse ancak o zaman haberimiz olur. O insanlar sanki kurşundan insanlar, harcanabilir, hiç önemleri yok. İşte mesele burada. Şunu söylemek istiyorum ki, şu kapıdan girinceye kadar hepimiz kurşundan insanlardık. Eğer bir yerde takılır kalırsak, ipimiz kesilse orada unutulsak kimsenin umurunda olmazdı. Ama bu kapıdan girince ve burada gerçek bir simya yaşandı. Ve Tanrı buraya değersiz geleni değerli kıldı. Kurşundan olanı altına dönüştürdü. Çürümez, bozulmaz, eksilmez, paslanmaz, asla değerinden kaybetmez, altından insanlara dönüştürdü. Ve bizleri kendi ailesine ait kıldı. Gerçekten kozmik bir değişim yaşandı ve değiştirildik. Çünkü denilmiştir ki ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor. 2. Korintlilerde böyle yazıyor. Rab bizi değiştirerek kendi doğasına dönüştürüyor. Bizim değersiz doğamızı, değersiz varoluşumuzu değiştiriyor ve kendi özünden, kendi doğasından veriyor bizi. Hamdolsun işte ne kadar günahkar, ne kadar kötü, alçak, rezil, utanmaz olursak olalım, bu kapıdan geldiğimiz zaman ve vaftiz havuzunda geçtikten sonra o süreci Rab başlatıyor ve bizi adım adım değiştiriyor. Kendi ailesinden, kendi evlatlarından birisine dönüştürüyor. İşte gerçek simya budur. Yeryüzündeki zavallı, kaybolmuş, çaresiz, değersiz insanları Rabbin evlatlarına, Rabbin çocuklarına dönüştürüyor. Bu nasıl oluyor? Yalnızca iman yoluyla, Tanrı'yı kabul etmekle onun lütfuna kavuşuyorsunuz. Aslında ona aittik, evden kaçmıştık ve geri döndük. Tanrı kapıyı açtı ve bizleri kabul etti. Çünkü biz ona döndük. Biz Rabbin evine döndük ve Rab bizleri kabul etti. Karşılıksız. Hiçbir şey getirmedik, hiçbir şey vermedik ve veremezdik. Ayette yazıyor Matta'da, insan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Ne verebilirsiniz arkadaşlar? Canımıza karşılık, kaybolmuşken, çaresizken, umutsuzken ve ölüme mahkumken. Çünkü beden ölmektedir. Her geçen an beden ölmektedir. Bunun bir tek yolu var, o da Rabbin ailesine ait olmak ve ondaki yaşamı almaktır. Bunun dışında beden ölecektir. Ve bunu neyle önleyebilirsiniz? Ne verebilirsiniz? Rockefeller bile verecek bir şey bulamadı. Tanrı'nın lütfunu nasıl elde edebiliriz? Hiçbir şekilde elde edemeyiz. Bunun karşılığı yok.
İşte lütuf budur. Hak etmediğin bir şeyi almak. Sana bir şeyin karşılıksız olarak verilmesi. Lütuf budur arkadaşlar. Şöyle diyemeyiz. Ben yaptım. Günahtan uzak durdum, iyi işler yaptım, çok güzel bir insan oldum. Bütün level'ları geçtim, tamamladım. Mission completed, tamam. Hak ettim. Sen ne yaparsan yap, ben geçtim, hak ettim. Geliyorum oraya, diyemiyoruz. Bu bizim inancımızda yok. Bizim inancımızda ancak lütufla kurtuluruz. Ancak lütufla Tanrı'ya dönebiliriz. O bizi kabul etmelidir. Bunun bir tek şartı var. Biz onu kabul etmeliyiz. Biz onu kabul edersek şuna emin olun, o sizi kabul edecektir. Kim olursanız olun, ne yapmış olursanız olun, Rab sizi kabul eder. İşte bu. Hiç hak etmediğimiz halde Rabbin lütfu sayesinde bu ayrıcalığa kavuştuk mu kardeşler? Evet. İsa Mesih ne dedi? Babamın yanına gidiyorum, size yer hazırlayacağım dedi mi? Rabbin büyük ailesine ait miyiz? Rab bizi kutsal ilan etti mi? Evet, hamdolsun. O zaman olayın sonunu söyleyeyim size. Vahiden. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı, deniz de yoktu artık. Kutsal kentin, yeni Yeruşalim'in gökten, Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Tahtta oturan, işte her şeyi yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Çünkü Rabbin sözüdür. Amin. 7. yaşın kutlu olsun Yaşam Kilisesi. Amin.